Çamlıhemşin'de Laz köyüne misafir olduk. Kalabalık bir sofrada, keyifli bir sohbet eşliğinde yöresel yemeklerin tadına baktık. Karadeniz'de bol oksijeni içimize çekerken çok acıktık. Ve Ayder'in buz gibi sularında yetişen kırmızı benekli alabalığı sizler için denedik. Ayder Yaylası, Ladin ve kayın ormanlarıyla kaplı, uçsuz bucaksız akan derelerin huzur ve mutlulukla buluştuğu Rize'nin eşsiz yaylası, birazdan lezzet haritasında. Lezzetin haritasını çıkaralım dedik ve düştük yollara. Nereye gidelim? Hangi lezzetin haritasını çıkaralım diye düşünürken işte kendimizi burada bulduk. Burası neresi mi? Burası mavi ile yeşilin birleştiği, tulum sesinin horona karıştığı, gürül gürül derelerin aktığı bir yer. Burası Karadeniz'in en güzel illerinden biri olan Rize. Şimdi çok güzel bir köye gidiyoruz. Burası Rize Çamlıhemşin'e bağlı Çayırdüzü Köyü, Laz Köyü olarak biliniyor. Çünkü orada yaşayan herkes Laz. Lazlardan oluşan bir köy. Onların örflerini, adetlerini, yemek kültürünü çok merak ediyoruz. Onlarla sohbet edelim istiyoruz. Siz de bize katılır mısınız? Buyurun. Yürüye geldim. Çok güzel bir manzarası var köyümüzün. Ateşler yakılmış. Mangalı görüyorsunuz burada. Çok güzel bir kalabalık var. Şimdi onların yanına doğru gidelim. Bir de upuzun bir masa görüyorum. Acaba o sofrada neler var? Şöyle geçelim. Efendim bizi neler bekliyor? Merhaba. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Kimsiniz? İsmail Kuyumcu. İsmail abici. Köy sakinlerindenim. Ve çok güzel bir kalabalık var, onlara doğru gidelim. Siz de hoş geldiniz dediniz ama köyümüzün özelliği köyde herkesin Laz olması. Lazca hoş geldiniz nasıl deniliyor, şöyle hep birlikte söyler misiniz? Hoşmoftiz. Hoşmofti. Benim ne demem gerekiyor? Hoşmofti demem gerekiyor değil mi efendim? Hoş bulduk. Çok güzelsiniz. Teyzemler, ablamlar pek süslüler yalnız. Çok teşekkür ederiz. Meşhur bizim Karadeniz'in Lazları bu köyde yaşıyorsa Lazlar'da adetler neler, türküler neler, bizi neler bekliyor acaba? Lazca türküler falan isteyeceğim. Çok eğlenceli olacak şimdi ama önce sofraya geçelim. Sofrada yerimizi aldık. Bize böyle boydan boya yöresel lezzetlerden oluşan harika bir sofra hazırlamışlar. Yağmur çiseliyordu köye girerken, hatta yağıyordu çünkü Rize'deyiz haliyle. Burası yamaçlar olduğu için yukarısı Karadeniz'in havası meşhurdur. Her daim her an yağmur yağabilir. Yaz ayındayız ama sonbaharı da yaşıyoruz, ilkbaharı da yaşıyoruz. Bir kar yok. Bir kar yok. Şunu bir çıkarayım ben. Siz de hanımlar, böyle güzel türküler bilir misiniz? Maniler bilir misiniz? Biliriz. Söylüyoruz. Söylüyoruz. Hazırız. Hemen hazırız. Süpersiniz. Çok sevdim ben sizi. Ben de sizi çok sevdim. Teşekkür ediyorum. Hazırız. O zaman ben bir Laz türküsü alayım. Sonra yemeklerimizi beraber söyleyeceğiz ama. Öyle mi? Hanımlar korosu. Evet. Laz hanımları buyurun. Çok güzel. Vulur vulur va malens, kan de var gamo malens, kan de var.
momalen oy oy. Skanda kogam aftado meleni shava malen, meleni shava malen oy. Komochti ela enava mogala sen, enava mogala sen, oy oy oy. Gogala gogala do, gogala gogala do, shkim dana jegala sen, oy oy oy. Yalnız. Buranın bütün hanımlarının böyle sesi güzel midir? Hep marifetliler midir? Las hanımlar. Beni eskiden okuldayken Belkiz diye hitap ederlerdi. Folklorda folklora çok uygunuz. Evet. Ondan sonra okullarda çok folklor ekiplerinde falan ben çok yer aldım. Horon teper misin? Horon çok güzel teperim. Horon tepinme diyorlar. Yani tepinme değil, oynamak. Heh, onu özellikle Özellikle söyleyelim. Evet. Horon oynayacağız. Oynayacağız. Evet, oynamak. En güzel bir şekilde oynamak. Güzel şekilde oynamak. Doğru. Evet. Hadi emek gelin artık. Acıktık ya. Acıktık. Ablam acıkmış. Neyle başlamayı düşünüyorsun? Mesela masaya oturunca öyledir ya, bir bakarız ne yesek diye. İlk tahaneri yiyeceğiz. Sonra luzeri, sonra lahana sarma laz bureği, turşu, her şey var. Allah'a bin şükür. Şimdi sen ilk başta söylediklerimi ben anlamadım. İlk başta muhlama. Muhlama mı? Lazcası. Lazcası değil Türkçe. Cetahaneri diyorum. Lazcası ne? Lazcası cetahaneri. Cetahaneri. Ha evet. Gırtlak var sizde. Gırtlak var evet. Üzüme ne diyorsunuz? Uzuni, uzeni. Uzeni. Uzeni evet. Uzeni. Mısır ekmeği? Lazut ticari. Lazut ticari. Laz usulü ekmek dedi. Evet. Lazut ticari. Lazut ticari evet. Harikasınız. O girerken ateş yakmışsınız. O patatesler oradan mı? Oradan patatesler. Ne güzel. Süper. Ha, onu diyecektim. Buraya gelirken böyle dümdüz yollara biz alışmışız ya. Hani biraz yokuş çıkmışlığımız da yamaç çıkmışlığımız da vardır ama Rize'ye ilk kez geliyorum. İlk kez böyle yamaçları çıkıyorum. O virajlar virajlar. Harika manzaralar var. Sağınız solunuz her yer yemyeşil. Bir de böyle uçurum. Ah diyorsun bismillahirrahmanirrahim. Dikkatli gidelim diye korkuyorsun bir taraftan. O yokuşlarda o dağ yamaçlarında mısırlar ekilmiş. Dedim ki bunları nasıl topluyorlar, nasıl ekiyorlar diye. Dedim ki Karadeniz'e geldim, mısır yiyemedim dedim. Buraya geldim, orada mısırları gördüm. Mısır yiyeceğim yani İsmail abi. Heh. Ay çok şükür. Sen burada hiç yemek yaptın mı? Burada senin yaptığın bir lezzet var mı? Ben yaptığım yemek lezzet var. Lanayı ben ezdim. Bu mu o lahana ezmesi? Aa, ben bunu ilk kez görüyorum. Ha, dibmesini biliyoruz. Dolmasını biliyoruz. Bu da ezmesi mi? Bu nasıl yapılıyor? Bu kaynatırsın. Mikser ile çevirirsin, ezersin. Biraz. Eskiden mikser yokmuş. Ne yapıyorlar mı? Eskiden odundan şey yapıyorduk. Böyle zumbu. Zumbu yapıyorduk. Burada peynir mıhlamasının İsmail abiciğim özelliği ne? Mesela Trabzon'da da yapılıyor, Giresun'da da yapılıyor. Kuymaklar, mıhlamalar. Bunun farkı ne? Burada tabii Trabzon'da yapılan gibi değil, doğal, tereyağı ve peynir sadece. Onun dışında hiçbir şey atılmıyor. Ha, mısır unu yok bunda? Kesinlikle yoktur bizde. Ha, kullanılan peynir ne o zaman? Normal peynir bildiğimiz yani hayvan peyniri. Köy peyniri. Ha, özel böyle işte kaşar olmalı ya da lor peyniri falan değil. Herhangi bir peynirden yapıyorsunuz, bol tereyağını. Evet, bol tereyağını peynirden yapıyoruz. Bey amcacığım siz kimsiniz? Efendim öncelikle hoş geldiniz, köyümüze şeref verdiniz. O şeref bize ait. Mustafa Kahan, Çayırdüzü Köyü muhtarı, Laca Gvant muhtarıyım. Gvant mı deniliyor Gvant buraya? Köyü, evet Gvant Köyü. Habertürk TV ailesine de buradan kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz Habertürk ailesi olarak, biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Eksik olmayınız. Ağzınıza sağlık, siz de eksik olmayın. Ay iyi. Çok güzel hazırlanmışsınız. Evet, yöresel yemeklerimiz söylenmeyen oldu mu? Evet. Oldu. Onları orada söyler zaman, misiniz? Şu bizde meşhur deniyor. Karaymış Türkçesi fakat tu Lazca. Ne? Tu. Tu. Tu, evet. Burada söylenmeyeni var, turşumuz var. Lobca turşusu, yani
fasulye turşusu. Fasulyeyi lobca diyorsunuz. Lobca diyoruz. Bu kari yemişi çok yiyince dişler beyaz, kırmızı oluyormuş, doğru mu? Kırmızı ve siyahlaştırıyor çok yediğin zaman. Fırçalayınca gitmiyor mu? Gidiyor, gidiyor. Ha, gidiyor. Gidiyor tabii ki. Ama leke bırakıyor değil mi? Bırakmıyor. Yani 1-2 saat falan bırakar, fırçaladığın zaman gidiyor. Adını oradan alıyor. Tabii. Çok antioksidanmış bu kari yemiş, özellikle çok çok faydalıymış, söylemek isterim. Bu üzümler bahçeden mi? Değil, bu bahçe olan üzümümüz nerede? Orada gözüküyor, siyah olan. Siyah olan. Siyah olan bizim buradaydı. Tam da yetişmediği farkındaysanız. Ay, bizim için koparmışlar. O. Diğer mesela torpimiz var. Nedir o? Bal. Bize... Çok değişik bu bal. Tabii. Tam süzülmemiş, doğal yani organik. Organik de organik, yalnız içinde ki. De petek de var. Ya işte süzülmemiş, öyle doğal yani. Burada arıcılık mı var? Tabii ki var. Çok farklı. Buradan böyle gittiğini hissediyorsunuz. Şifalı bir şey bulunca kaçırmam. Yoğurt. Biz meaperi diyoruz. Bu da yine burada teyzelerimizin yapmış olduğu mayaladığı bir yoğurdumuz. Köyümüzün en yakışıklısı, en genci. Delikanlım. Amcam, oturalım mı oraya doğru? Hadi gel. Hadi gel. Asasına bakınız. Asasız olmaz. İsminiz nedir bey amcam? Ali, Ali. Ali Kuyumcu. Kaç yaşındasınız? 75. 75. Maşallah. Ne yapardın sen gençken? Ben neler yapardım? Neler yapardın? Neler yapardım şimdi diyemem onları. Neden? Aile mi var, niye? Ne iş yapardın? Sen mesela az önce dediler ki bana, düğünlerde mangal yapar mısın? Ne demek mangal? Mangal şey diyor da. Mangal şey diyor. İdarecilik yapıyordum da orada. Ha, idarecilik yapıyordun gençken sen. Horonda ne yapıyormuşsun? Oturuyor muymuşsun? Oo, horonda oturmam. Oturmazsan. Ben horon oynarım ki. Oho, şimdi de oynayacağım ben burada. Aa, öyle mi? Evet.